aynı şekilde vatandaşımızdan da desteklerini bekliyoruz. Tren devlet tarafından ikinci tren de olabilir mi? Yani başkanım, bu nakdi yardımlar, bu ihtiyaç malzemelerine dönüş... Evet, bugün tabii ki bir araya bizi getiren çok önemli bir, hayırlı bir kampanya arkadaşlar. Bununla ilgili de paydaşlarımızın sözcüsü olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Kış geldi, yalnız bırakma. Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler, siyasi ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insan çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Gönül coğrafyamızda yaşanan kan, gözyaşı dinmiyor. Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Irak'ta, Somali'de, Mısır'da ve Keşmir'de, Arakan'da, Gazze'de ve Kudüs'te yaşanan acılar hala vicdanlar yaralıyor. 2002 yılında hala ülkesini, evlerini terk etmek zorunda kalan göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden insanlarımız var. Bir tarafta zenginliklere sahip olan ülkeler varken diğer yanda en temel gıdaya ve temiz suya ulaşamayan ülkeler ve insanlar var. Her geçen gün milyonlarca insan yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve temel eğitim gibi en temel insani değerlerden mahrum kalmaktadır. Günümüzde uluslararası toplumun suskunluğundan cesaret alanlar işgal, teşhir ve zulüm politikalarına pervasızca devam etmektedir. Bu yıl kış ağır ve sert geldi. İnsanlar kamplarda ve harabeye dönmüş evlerde ağır kış şartlarında olumsuz etkileniyor. Soğuk hava, zorlu yaşam şartları ve hastalıklar mülteci kamplarındaki insanları daha zorlu şartlarda yaşamaya mecbur bırakıyor. Bu durumdan en fazla etkilenenler ise maalesef çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Halen çadır kamplarında yaşayan on binlerce insan kendilerine uzanacak bir el bekliyor. Kocaeli Kent Konseyi olarak valiliğimiz ve büyükşehir belediyemizin himayelerinde insani yardım derneklerimizle birlikte kış geldi yalnız bırakma adıyla zorlu kış şartlarında gerek ilimizde gerek farklı coğrafyalarda, sokaklarda, evlerinde, kamplarda, çadırlarda kalan mazlumlar için yardım kampanyası başlattık. İmkansızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıları ve çocukları, kimsesizleri asla yalnız bırakmayacağız. Zorlu kış şartlarında sokaklarda, evlerinde, kamplarda, çadırlarda yaşayan insanların gıda maddeleri, soba, yakacak, odun kömür, battaniye, sünger yatak, mutfak araç gereçleri, ev eşyası, kışlık giysi bot, mont, atkı, bere, eldiven, ayakkabı, bebe bisküvisi, süt tozu, bebek bezi, hijyen malzemesi, hasta bezi gibi acil ihtiyaçlara ihtiyaçları devam ediyor. Tüm Kocaeli halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz başlattığımız bu kampanyaya aynı ve nakdi destek olmalarıdır. Bütün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan, ilaç bulamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Akşamları yanmayan sobanın yanı başında üşümüş parmaklarıyla kalemi tutamayan çocuklar kalmasın. İnsanlar evlerinde geceleri soğukla mücadele etmesin. Çadırlar ısınsın, soğuk havada ve çamurlu yollarda ayakkabısız, botsuz ve montsuz çocuklar kalmasın. Evler ekmeksiz kalmasın. Bugün burada ülkemizin ve dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı, onlara umut olacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz. İl içindeki...